YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bugün 66 metrekare kullanım alanı olan üst tarafında ilave terasıyla birlikte çok güzel bir model incelemesi yapacağız. Bu evin fiyatı diğer evlere göre çok daha makul. Dış tarafı mantolamalı. Üst tarafında sundurmasıyla birlikte ilave terası olan şık ve güzel bir ev incelemesi yapacağız. Evin alt tarafındaki verandası haricinde üst tarafında aynı büyüklükte 8 metrekarelik bir terası bulunuyor. Terasın da üstünde yine sundurmasıyla birlikte ışıklandırması, prizi, her şeyi birlikte aynı alttaki veranda gibi güzel bir alanı bulunuyor. Evin dış tarafı full mantolamalı şekilde yapıldı. Gerçekten güzel bir renk tercihi de yapılmış. Açık tonda bir gri ve koyu tonda bir gri antrasit rengi yakın çizgileriyle hoş bir desen yakalanmış. Yan tarafında odaların yüksek ve geniş PVC'lerini görüyoruz. Ön tarafta da bakın burada bir buçuk bir buçukluk gayet büyük bir PVC yapılmış. Burada cumba yerine büyük bir PVC kullanılmış. Bu da bahçenizi rahatlıkla seyredebileceğiniz içeride ferah bir orta tam yapacak. Hoş bir detay olmuş. Ön tarafında spot lambaları ve şık aydınlatma detaylarını görüyoruz. Evin gerçekten bir albenisi var. Güzel, göze hoş görünen bir yapısı var. Bu evden çok fazla satıldığı için çekmek istiyorum. Çok satılan bir modeldir kendisi. Arkadaşlar alt tarafta yine yüksekliği görüyorsunuz bu yüksekliği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha yüksek yapıp bunu alt tarafını bir depo gibi veya ilave bir oda gibi ev gibi kullanmanız mümkün. Evin dış tarafında her zaman söylediğim mantolama bölümü var. Bu dış tarafındaki mantolama size %30 ya da daha üzerinde bir avantaj sağlar. Bunu masraf olarak görmeyin. Mantolamayı evinizde mutlaka yaptırın. Pencereler Fırat Pen marka pencere kullanıldı. Yukarıda yine birleşim yerlerindeki işçilik detaylarını görmenizi istiyorum. Bir birleşim yerlerinde ben bir gözüken bir yer görmedim. Güzel yapılmış görünüyor işçilik detayları. Boyama ve kapatma tarafları göze hoş görünüyor. Evin yan cephesinden görünümü bu şekilde. Üst üste bindirilmiş çatı modeli var. Diğer yandan da görmüştük. Bu tarafında yine sineklikleri yapılmış şekilde teslim ediliyor. Evet şu anda arka tarafından bakıyoruz. Yine mantolama detayları burada da çok şık oturtulmuş görünüyor. Alt tarafta taş desenli yükseklik bölümünü de görüyoruz. Arka tarafında müşterinin isteğiyle bir depo şeklinde yer yapıldı. Siz de tercih ederseniz bu tarz bir malzemelik yaptırabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya kadar mantolaması gayet güzel yapılıyor. Biliyorsunuz bu duvarın iç tarafında 60 site taş yünü kullanılıyor. Aynı zamanda dış tarafında da mantolaması var. İçerideki betopanın iç tarafında ise alçı panelleri kullanılarak evin yekpare duvar görüntüsü sağlanmış oluyor. Evin şimdi iç bölümlerine geçeceğiz. Daha öncesinde size üst taraftaki verandayı da göstermek istiyorum. Verandaya geniş açıdan bakıyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kanala abone değilseniz eğer abone olmayı lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle bu evi uygun görebileceğiniz kişilerle evin videonun linkini paylaşmayı unutmayın. Yine buralarda da mantolama detayları devam ediyor. Spot lambalar haricinde LED lamba da kullanılmış. Priz işte buradaki giderleriniz hepsi yapılmış durumda. Zeminde yine seramik kullanıldı. Yukarıya kadar gayet güzel bir birliktelik sağlanmış bu renklerle. Siyah renkli burada profil demirlerini görüyorsunuz. Yukarıya buradaki merdivenden çıkıyorsunuz. Yukarısı da aynı aşağıdaki gibi zeminler yine seramikle kaplanmış durumda işte burada ışık için priz için ilave yerlerde görüyorsunuz burada birbirine geçen çatı modeli demiştik hani yaslı şekilde yapılmış çatı modeli bence ön taraftan gayet şık görünüyor yukarıda yine sundurmanız bulunuyor terasın üst tarafını kapatmak için sandviç panelinizi buradan da görebilirsiniz bu sandviç panel diğer çatı modellerine göre çok daha güzel bir yalıtım olanağı sağlıyor size Saç trapez yerine sandviç panel tercih etmeniz size ilave yalıtım avantajı sağlayacaktır. Sadece ısı değil, ses yalıtımı anlamında da çok daha faydalı bir çözümdür. Yine üst kattan terastan görüntüye bakıyoruz. Gayet güzel bir manzara alanı sağlıyor size. Çok şık oluyor. Bu teras detayını ben beğeniyorum. Evinizde hani hem bahçenize hem de böyle oturup keyifli zaman geçirebileceğiniz güzel bir alan sağlamış oluyor bu teras size. Gayet şık görünüyor. Hani bahçenize yüksekten bakıyorsunuz. Çok daha konforlu bir alan sağlamış oluyor. Merdiven tarafından aşağı indiniz zaman burada bir verandan içerisinde girinti yapılmış. Dilerseniz ayakkabılık için gömme bir dolap yaptırabilirsiniz ya da içeride veya burada kombinizi koyabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Bu taraftan da baktığınız zaman veranda gayet şık ve geniş görünüyor. İçeriye doğru geçiyoruz şimdi. Girişte hemen bizi mutfak dolabı karşılıyor. Genişten bakıyoruz mutfak dolabına. Giriş tarafta arka tarafına verandayı alacak şekilde konumlandırılmış. Bakın antrasit renkli güzel PVC'ler bulunuyor. Bu balkondaki çıkıntı bölümü de sizin buzdolabınızın yeri oluyor. Burada vakum kapak kullanılmış. Vakum kapak biliyorsunuz dış tarafı daha böyle soft, ele güzel gelen şık bir dolap çeşidi çok da güzel e, kulplarıyla birlikte güzel bir uyum sağlamış. Arka tarafında da bakın tuğla şeklinde 3 boyutlu seramikleri bulunuyor. Mermerit tezgah kullanılmış. Beyaz renkli bir batarya tercihi yapılmış. Bu da pütürlü yüzey olan şık bir batarya. Yani vakum kapak gayet şık oluyor evlerinizde sizde dolabınızı yaptırırken çok küçük bir farkla vakum kapağı tercih edebilirsiniz evin yalıtımı yani dış mantolaması ve vakum kapak açıklamada yazan fiyata dahil değildir arkadaşlar mutfak bölümünden hemen arka tarafı geçtiğiniz zaman girişte sol taraf salon alanınız oluyor toplam 66 metrekarelik bir ev incelemesi yapıyoruz iki artı 1, iki tane de terası birisi veranda biri de üstte seyir alanı şeklinde terasınız bulunuyor. Hoş ve şık led aydınlatmalarıyla iç salon bölümü gayet göze güzel görünüyor. Yüksek ve geniş burada tek parça PVC ile çok daha güzel bahçe manzaranızı görebiliyorsunuz. Yan tarafta da yine büyük boy pencerelerle içerisi ferah ve aydınlık kılınmış. Aynı zamanda yukarıdan da açılıyor bu pencereler. Havalandırma olarak da kullanabiliyorsunuz. Duvarlarda bakın burada prefabrikayların bu birleşim yerleri, betopan şeritleri görünmüyor çünkü iç tarafında burada alçıpan panelleri kullanılmış ve bu şekilde yekpare duvar görüntüsü oluşturulmuş. Salon bölümü girişte solda kalıyor, mutfak alanıysa girişte sağda kalıyor. İkisi birlikte geniş bir ortam sağladığı gibi aynı zamanda mutfağı ayırarak sanki kapalı mutfakmış gibi güzel bir alandan tasarruf yapmış oluyorsunuz. Mutfaktan geçtiğiniz zaman burada bir solda bir ileride iki tane güzel yatak odası bulunuyor. Banyo tuvalet bölümü de özel mobilyadan yapıldı. Hemen şimdi ona da geçiyoruz. Odaların yani iç kapıların burada gri çerçevesi olan kendisi de lake boyalı güzel, sade, şık kapılar kullanılmış. Müşterilerimiz genelde bu pütürlü yüzeyli siyah kapı kulpunu tercih ediyorlar. Yüksek boy bir PVC ile güzel aydınlatması yapılmış görünüyor. Yeterli genişlikte bir yatak odası burası. 11 metrekare bir genişliği var. Hemen bunun yanında yine aynı renk ve modelde bir oda kapısı daha var. Burası da evin ikinci yatak odasına açılıyor. Pencerelerini dışarıdan görmüştük. Burası da 9,5 metrekarelik ikinci yatak odası evin giriş tarafında salon ve mutfak demiştik. Hemen arka tarafında da banyo tuvalet alanı var. Takip etmeyi, beğenmeyi ve videoyu dostlarınıza göndermeyi unutmayın. Burada diğer evlerde görmediğimiz renk ve modelde bir banyo tuvalet mobilyası görüyoruz. Derin burada geniş bir mobilya tercihi yapılmış. Çerçevesiz doğrudan bir ayna tercihi yapılmış. Arkasından sarı aydınlatmasıyla birlikte hoş bir burada musluk kullanılmış. Gayet güzel bir rengi var. Ee, yine burada turkuaz marka klozet kullanılmış. Aynı zamanda burada kullandığınız e, duşa kabinin rengi de diğer bölümlerle uyum sağlayacak şekilde bakın. Böyle go altın rengi değil de ona benzeyen böyle rozumsu bir renk var. Bakın böyle bakır rengi gibi hoş bir batarya kullanılmış. Yine burada da kurnasını görüyorsunuz. Duşakabinin içerisinde kurna da yapılmış. Onun da yine burada gayet nostaljik evet, tasıyla birlikte detaylarını görüyoruz. Duşakabinin aynı zamanda yağmur efekli başlığı ve diğer detaylarını da göstermiş olalım. Gayet göze hoş görünen şık bir banyo tuvalet bölümü olmuş. Beğenmeyi takip etmeyi lütfen unutmayınız sevgili dostlarım. Evin fiyatı açıklama bölümünde metrekare bazında verilmiştir. Bu standart metrekare fiyatıdır. İçerisinde mantolama ve vakum kapak gibi lüks detayları yoktur. Bunları ilave olarak ödemeniz gerekir. İhtiyacınız bu kadar bir ev olmayabilir. Daha büyük veya daha küçük bir ev olabilir. Bu evin metrekaresini verdiğim açıklamadaki fiyatla çarpıp evinizin net maliyetini kolayca ortaya çıkarabilirsiniz. 150 civarında ev incelemesi ve modeli tanıtımını yaptık kanalda YouTube kanalımızdaki diğer videolara baktığınız zaman mutlaka beğeneceğiniz bir evi göreceğinizi düşünüyorum. İletişim için açıklama bölümünde paylaştığım detaylardan firmaya ulaşabilirsiniz. Çekim için bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar esenliğin, güzelliğin ve sağlığın sizlerle olmasını diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım.